Hastalarının beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sürekli artırmak adına güçlü hekim kadrosuyla hizmet veren ağız ve diş sağlığı polikliniğimize gidiyoruz. Let's rave. Şehrin Nabzı programının şimdiki konuğu Süleyman Mert Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Merkezin kurucusu ve diş hekimi Süleyman Mert ile beraberiz. Süleyman Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben diş hekimi Süleyman Mert. 1967 Serik, Antalya doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Serik'te tamamladım. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldum. Ayrıca 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Evli 3 çocuk babasıyım. 30 yıldır diş hekimi olarak ülkemize, insanımıza, insanlığa hizmet vermekteyiz. Firmanızın kuruluşundan bu yana gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz? 1987 yılında Serik'te 30 metrekarelik küçük bir muayenehanede bu işe başladık. 1989 yılında eşim Sıdıka Hanım, diş hekimi Sıdıka Hanım ile evlenince biraz büyüttük. 1993 yılında Serik'te bir poliklinik açtık. 1995 yılında Antalya'da bir poliklinik daha açtık. 2013 yılında şu anda bulunduğumuz müesseseyi açtık, kurduk ve halen burada hizmete devam etmekteyiz. Bulunduğumuz müessese 9 tane yatak servisi olan, 3 tane ameliyathanesi olan, diş laboratuvarı olan, 35 tane kliniği olan, 6000 metrekare kapalı alan olan, bildiğim kadarıyla Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük ağız diş sağlığı merkezi şu an itibariyle. Merkezinizde vermiş olduğunuz tedavi yöntemleri nelerdir? Merkezimizde şu anda diş hekimliğinin bütün alanlarında dünya standartlarında hizmet vermekteyiz. İmplant tedavisi nedir? İmplant tedavisi kaybedilmiş dişlerin yerine konulan suni diş kökleridir. İmplant kimlere uygulanır? 18 yaşından 80 yaşına kadar çok ciddi kronik rahatsızlıkları olmayan herkese uygulanabilir. İmplant ağrılı bir tedavi midir? Şu anda teknolojik olarak gelinen noktada özellikle kliniğimizdeki uygulamalarda birkaç implant yapmak bir diş çektirmekten daha kolay bir duruma gelmiştir. Köprü yapımı ile karşılaştırdığımızda neden tercih ediliyor? Köprüde eğer yanındaki dişlerimiz sağlıklı ise sağlam iki tane dişimizi törpülüyoruz. Bu da doğal dokuya zarar vermiş oluyoruz. Ama yanındaki dişlerimiz eğer çürükse, gerçekten onlara da kron yapılmak gerekiyorsa hastanın tercihine göre implant yapmak veya köprü yapmak anlamında veya vakaya göre bundan ikisini biz hem hekim hem hasta ayrı ayrı tercih edebilir. Kaybedilen her diş için implant şart mı? Kaybedilen her bir diş için tek diş kaybı ise her bir diş için bir implant. Ama bir boşluksa normal çene arkındaki 4-5 diş, 5-6 diş bir tarafta boşsa onu vakaya göre 2 veya 3 implantla arada boşluklar bırakarak implant konularak üzerine kron köprü yapılabilir. Her diş implant tek diş haricinde gerekmiyor. Şimdi de pedodonti uzmanı Burak Aksoy ile birlikteyiz. Merhaba Burak Bey. Pedodontinin kapsadığı alanlar nelerdir? Pedodonti bebeklikten ergenliğin sonuna kadar 0-18 yaşlık dönemde çocuklarımızın diş sağlığı ve yine diğer ağız problemleriyle ilgili ilgilenen bir bilim dalıdır. Pedodontinin kapsamında daha ilk dişlerin sürmesinden başlayarak daha sonra bu dişlerin sağlıklı bir şekilde takibi, eğer ki bir çürük olması durumunda bunların onarılması, yine travma gibi kazaların yaşandığı durumlarda müdahale edilmesi, ayrıca dişlerin diğer mevcut tedavileri, yine başlangıç dönemindeki yer darlıkları veya diş dizilim problemleri gibi durumlarda müdahale edilmesini içeren bir bilim dalıdır. Pedodontinin uygulamaları nelerdir? Yöntemleri aslında erişkinlerden bir miktar farklılık taşıyor. Yine dişlerin dediğim gibi problemsiz bir şekilde sürdürülmesi, sürdürüldükten sonra dişlerin çürümemesi için koruyucu flor uygulamalarının yapılması, çürümesi durumunda dolgularının yapılması veyahut da ilerleyen durumlarda amputasyon kanal tedavisi gibi daha ileri
dolgu işlemlerinin yapılması, daha sonra eğer diş talihsiz bir şekilde kaybedilirse bu kayıpların yerine konması, gelecek daimi dişlerin yerlerinin korunması anlamında yer tuzcu tedavilerinin yapılması, ayrıca eğer ki bu yerler zamanında tutulmadıysa bu yerlerin tekrar açılması veyahut da çene darlıklarının iyileştirilmesiyle ilgili tüm tedavileri başarıyla yapıyoruz. Şimdi de ağız ve diş çene hastalıkları uzmanı Hakan Akman ile beraberiz. Hakan Bey, çene kemiği erimiş hastalarda implant tedavisi için bir çözüm var mıdır? Elbette vardır. Alt ve üst çenede iki farklı anatomik oluşum var. Bu implant yapılmasına engel olan. Yaşla beraber üst çenede sinüs dediğimiz boşluk, alt çenede de çene kemiğinin erimesinden dolayı bazı limitlerimiz oluyor. Dişler çekildikten sonra sinüs boşluğu aşağıya doğru sarkar, alt çenede kemik erimesinden dolayı yeterli kemik seviyesi elde edemediğimiz için implant uygulamamız mümkün olamamaktadır. Üst çenede sinüs boşluklarını kemik ilavesi uygulayarak sentetik veya hastadan aldığımız kemik ilavelerini implant uygulanabilir hale getiriyoruz. Alt çenede ise gerek ramus dediğimiz arka bölgeden veya çenenin ön bölgesinden veya hastanın kalçasından aldığımız bazı kemik parçalarıyla destekleyerek implantı yapılabilmesini uygun hale getiriyoruz. Tabii bunu implantla beraber uygulayabildiğimiz vakalar var. İmplantı uygulamadan önce bekleyip ondan sonra uyguladığımız vakalar da var. Şimdi de periodontoloji uzmanı Arzu Kayar ile birlikteyiz. Arzu Hanım, periodontoloji nedir? Biraz bahseder misiniz? Periodontoloji, dişi çevresi çevreleyen sert ve yumuşak dokuların inceleyen, bu dokulardaki enfeksiyonları ve hastalıkları teşhis ve tedavi eden bilim dalıdır. Periodontoloji tedavileri nelerdir? Periodontal hastalıkların genellikle iki gruba ayırmaktayız. Bunlardan bir tanesi gingivitis, diğeri periodontitistir. Gingivitis genelde normal diş taşı temizliği ve ağız hijyeniyle beraber, ağız hijyeninin sağlanmasıyla beraber tedavi edilebilecek bir aşamadır. Bu aşamada genelde diş etleri kırmızı, şiş ve hasta kanama ve ağız kokusundan şikayet ettiği bir aşamadır. Bunlar çok daha başlangıç tedavisi dediğimiz tedavilerle, yani diş taşı temizliği ve oral hijyen motivasyonuyla hallolur. Diğer biraz daha ilerlediği zaman gingivitis tedavi edilmediği zaman periodontitis dediğimiz aşamaya geçeriz. Periodontitiste dişi çevreleyen dokularda kayıplar başlar. Bunu en çok kemik kaybı ve diş eti çekilmesi veya diş eti büyümesi şeklinde hastaya yansır ve hastalar genellikle dişlerindeki kanamalardan, sallanmalardan, diş eti çekilmesi ve hassasiyetlerden şikayet ederek kliniğe başvurur. Bu aşamadaki yapılan tedavi, başlangıç tedavisi tekrarlanır. Daha sonra cerrahi olmayan tedaviye geçilir. Cerrahi olmayan tedavide dişler uyuşturularak kök yüzeyleri ve enfekte dokuların hepsi elimine edilir. Cerrahi olmayan tedaviden sonra tekrar bir periodontal muayene yapılır. Kaybedilen periodontal dokuları yerine getirmek için cerrahi tedaviler uygulanır ki bunlara biz rejeneratif tedaviler diyoruz. Bunlar da kemik grafitleri, membranlar, hastadan aldığımız otojen kemik grafiti olabilir veya dışarıdan aldığımız özel kemik tozlarıyla kaybedilen kemiğin yerine getirilmesi amaçlanır. Bir de diş eti çekilmesi var. Periodontal hastalıklardaki en çok karşımıza çıkan problem diş eti çekilmesi de yine suni olarak üretilmiş allograftlerle veya hastalığın ağzından alınan diş eti dokularıyla diş eti çekilmeleri tedavi edilmektedir. Periodontal tedavideki en önemli unsur hastanın oral hijyeninin sağlanması ve idame tedavisidir. Tedavi bittikten sonra mutlaka hastanın belli periyotlarda bir diş eti hastalığı uzmanıyla iletişime geçip ve kendisini mutlaka kontrol ettirmesi gerekmektedir. Burada da yaptığımız idame tedavilerinde tekrar hasta ağzında muayene yapılır. Genellikle cerrahi yapılan hastalarda cerrahi olmayan tedavilerle idame sağlanır. Eğer cerrahi olmayan tedavi olmuş ve hastalık ilerlemişse tekrar cerrahi tedaviye geçiş yapılıp yapılmayacağı değerlendirilir.